Sevgili arkadaşlar, herkese merhaba. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Şu anda Samsung'un genel merkezindeyiz. Güney Kore'de Samsung dijital şehirdeyiz. Dijital site olarak geçiyor ve gerçek anlamda bir şehir kadar büyük. Şimdi size Samsung'un kampüsünün ne kadar büyük olduğunu kampüse ait olan bir maket üzerinden göstereceğim. Bu aslında Samsung'un şu an bizim içinde olduğumuz kampüsünü gösteren, büyüklüğünü daha iyi anlamamızı sağlayan maket. Bu arada şunu söyleyeyim. Şuradaki şu iki bina arkadaşlar mobil bölüme ait olan binalar. Yani Samsung'un akıllı telefonlarının geliştirildiği iki bina burası. Dolayısıyla Samsung adına en stratejik bölümün burası olduğunu söyleyebilirim. Bu iki bina. Onların önündeki tek başına yanan şu bina R4. Burası da Samsung'un ziyaret ettiğimiz kısmı, yani TV bölümünün aslında olduğu yer. Yeni nesil televizyonlar ve görüntüleme ile ilgili tüm teknolojiler binada gerçekleştiriliyor. Ve bu merkezin, bu kampüsün en değerli alanlarından birisi Samsung Müzesi. Bir dünya devi teknoloji şirketinin nasıl doğduğunu şimdi kameraman arkadaşımdan da rica ediyorum. Burada tüm tarih var ama Samsung köklü bir tarihe ve çok ciddi kırılmalara sahip olan, çok ciddi atılımlara sahip olan bir şirket olduğu için tek tek burada hepsinden bahsetmek istemiyorum ama işte 1940'lara yaklaşırken olan kuruluş sürecinden tutun da şu an akıllı telefonlar en çok merak ettiğiniz konulardan bir tanesi. Akıllı telefonları da kapsayan Samsung Electronics'e bakıldığı zaman sevgili arkadaşlar 1969 yılında kurulduğunu görmekteyiz ve süreç içerisinde pek çok farklı alana giriliyor. Mesela benim ilgimi çeken konulardan bir tanesi sene 2004, dünyanın en hızlı mobil işlemcisini geliştirmişler. 667 MHz'de çalışan bir işlemci bu. Yarı yetken endüstrisine nasıl girildiğini buradan görebiliyoruz. Televizyon dünyasında neler yapıldığını buradan görebiliyoruz. Yönetimin nasıl değiştiğini buradan görebiliyoruz ki Samsung, bakın, akıllı telefonlardan bahsediyoruz, televizyonlardan bahsediyoruz ama Samsung'un özellikle son 10 yılda belki de en radikal büyümeyi gösterdiği alan yarı iletken şirketi. Samsung Semiconductor olarak geçen şirket, çünkü markası ne olursa olsun kullandığınız telefonlarda en az bir ya da birden fazla Samsung çipinin olduğunu görmekteyiz. Bu ekran paneli olabilir, RAM olabilir, depolama çipi olabilir, pil olabilir ya da bazı başka bileşenler olabilir. İşte bunların çoğu Samsung'un Semiconductor bölümünün ya da Samsung Display'in ürünleri olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi şurada size göstermek istediğim bazı ürünler var. Şu an burada Samsung'un ilk televizyonunu görüyoruz. 1972 model siyah beyaz bir televizyon ve bugün Samsung dünya televizyon pazarının lideri durumundan, teknolojik anlamda televizyon dünyasına yön veren bir şirket ve aslında bugünlere nasıl geldiğini gösteren önemli örneklerden bir tanesi ki o dönem zaten logonun da farklı olduğunu görmekteyiz. Burada yine Samsung'un ilk renkli televizyonu var. Aslında Kore'nin ilk renkli televizyon olarak da düşünülebilir. CRT bir televizyon. Yine manuel kontrollere sahip olduğunu görüyoruz ki Econo Color TV olarak geçiyormuş. Alt tarafta bir klimamız var. Samsung'un ilk pencere tipi klima modeli sevgili arkadaşlar. Bu da 1974 yılında geliştirilen bir model. SRA 120W olarak geçen bir model ve o dönemin klima anlayışını yansıtan modellerden bir tanesi. Samsung tabii beyaz eşya konusunda da dünyanın en önemli şirketlerinden bir tanesi ki onun köklü temellerini oluşturan ürünlerden birisi de buradaki 1974 model arkadaşlar. İlk buzdolabı Samsung'un Auto Defrost, yani aslında buz çözme kabiliyetine sahip olan buzdolabı gibi düşünebilirsiniz. Burada bir mikrodalga fırınımız var Samsung'un. Kore için geliştirmiş olduğu. Dolayısıyla Kore'nin de ilk mikrodalga fırını yine 1978'lerde. Aslında şunu görüyoruz şu ana kadar geçen süre zarfında. Samsung'un televizyon ve beyaz eşya tarafındaki atılımları 70'lerle başlamış ve 80'lere doğru daha fazla hız kazanmış. Birazdan göstereceğim size teknolojik anlamda farklılık yaratmaya yönelik bir takım adımları var. Onlardan bahsedeceğim ama burada da yine bir Samsung çamaşır makinesi var. Samsung'un ilk twin tüp teknolojisine sahip olan 1974 model çamaşır makinesi. Çift kapalı bir buzdolabı 1982 model. Bu arada dokunmayın diye dokundum ama bir daha dokunmamam gerekiyor. Burada kaset çalarlar ve video çalarlar, aynı zamanda bir telefonumuz var. İlk elektronik tuşlu telefonmuş Kore'nin, Samsung geliştirmiş olduğu 1984 model. Burada yine bir VTR oynatıcı var. Dünyanın 4. VTR oynatıcısıymış. Burada da yine bir kaset çalar var. Bu da yine 1981 model. Sony tarafına Walkman'in popüler olmasıyla birlikte pek çok marka bu konularda değerlendirme, denemeler yapmış. Onlardan birisi de Samsung'un ürünü. Burada kişisel bilgisayar 1983 model ve Samsung diyor ki bu bilgisayar Kore'nin ilk 8 bit kişisel bilgisayarı. Zaten bir kaset çaları da var üzerinde. O dönemin bilgisayar anlayışını yansıtan modellerden bir tanesi. Burada yine bir dünyanın ilk dahili kameraya sahip olan VTR oynatıcısını görmekteyiz. Bakın bunu gösterecektim size. Bu bir mikrodalga fırın. Çok ilginç. 1983 model. Ama bu mikrodalga fırının özelliği bugünkü Samsung'un aslında ürün geliştirme mantalitesini ortaya koyan 5 inç boyutunda dahili bir ekrana sahip olması. Yani en nihayetinde mikrodalga fırından bahsediyoruz ama 80'lerin başında Samsung bu ürünü nasıl farklılaştırabilirim diye 5 inç boyutunda bir ekranı entegre etmeyi başarmış. Burada bir Samsung bilgisayar var. 1987 model. Kore'nin ilk kişisel bilgisayarı ama hangi anlamda? 286 AT uyumluluğu anlamında. Yani o dönemin işlemci mimarilerine uyumluluk anlamında. Bu tasarım anlayışı aslında özgün bir tasarım anlayışı değil. O dönem pek çok firma zaten ileride olan firma
firmaları modelleyerek geliştiler ki bu bilgisayar tasarım anlayışı aslında o dönem ilk kişisel bilgisayarı, ilk taşınabilir kişisel bilgisayarı geliştirdiğini söyleyen Toshiba'nın bilgisayarına konsept olarak epey benziyor. Burada bir hard disk sürücüsü var, 1988 model ve Samsung'un 48 MB kapasiteye sahip olan mekanik ilk sürücüsü. Bunlar gerçekten şimdi biz anlatırken böyle 10 saniyede anlatıp geçiyoruz ama teknoloji dünyasına yön veren, kimisi insanlığın gidişatını değiştiren ve muazzam yatırımlarla ortaya çıkan gerçekten çok özel ürünler. Burada yine Samsung'un kamera alanındaki yatırımları var. Samsung kamera konusunda ilginç bir şirket. Bir dönem giriyor, bir dönem potansiyel görüyor, çıkıyor. Şu sıra yine çıktığı dönemleri yaşıyoruz ama önümüzdeki dönemde girip girmeyeceğini tabii ki biz bilemeyiz. Burada yine Samsung'un ilk dijital Kore için geliştirmiş olduğu ilk dijital video kayıt cihazı. Altında da yine Samsung'un ilk Kore için yine ilk olan DVD ve CD sürücüsünü görüyoruz. Burada bir yazıcımız var. Renkli lazer yazıcı. 1991 model. Alt tarafta aşağı yukarı benim yaşıt olanların hatırlayabileceği kişisel bilgisayar anlamında ilk gördüğümüz bilgisayar konseptlerinden bir tanesi monitör. Monitör altı kasa konfigürasyonu ki Intel Insight var. Intel işlemciyle bir bilgisayar olduğunu görmekteyiz ama bu bilgisayarın özelliği farklı formatlardaki disket sürücüleri ve CD sürücüsü dışında yeşil bir bilgisayar olması. Samsung diyor ki özellikle düşük emisyon değerlerine sahip olan kendi alanındaki en tasarruflu ve çevre dostu bilgisayarlardan birisiymiş o dönem için. Bu nispeten yeni görünümlü bir aslında LCD TV monitörü. Evet şu an belki kullanılmıyor kişisel olarak ama bu monitörleri uzak doğuya geldiğiniz zaman bu tasarım anlayışıyla farklı boyutlarda otobüslerde görebiliyorsunuz. Koltukların üstünde buna benzer monitörler karşınıza çıkabiliyor. Bu da yine 1995 model ama sanki 2000'lerin başındaymış gibi. O dönem için bence oldukça ileri bir tasarıma sahip. Buna benzer bir televizyon Sony marka olarak 90'ların son 2000'lerin başında bizim evimizde var. Yine o dönemin tasarım anlayışını yansıtan televizyonlardan bir tanesi. Bakıldığı zaman 12.8'e 9 görüntü oranına sahip olan dünyanın ilk televizyonuymuş. Bu buzdolabı anlayışı Türkiye'ye çok uygun bir anlayış değil. Daha ziyade Kuzey Amerika pazarına uygun bir anlayış. Bunun modern versiyonları belki sipariş listeye bağlı olarak Türkiye'ye getiriliyordur bilmiyorum ama çift kapılı, su haznesi, su pınarı olan yine dijital kontrollü bir buzdolabı. 1997 model ve Samsung'un aslında premium buzdolabı alanındaki önemli modellerinden bir tanesi olarak düşünülebilir. Burada tam bir ev multimedya sistemi var. Zaten burada premium home theater sistem olarak geçiyor. Bir projeksiyon TV'miz var. DLP projeksiyon sistemine sahip olan bir televizyon ve çoklu multimedya ses sistemi var. Burada bir klimamız var. Yine 2003 model. Aynı zamanda burada bir robotik süpürgemiz var. Bugün akıllı robotlardan, akıllı robot yeteneğine sahip olan ortamı haritalandırabilen süpürgelerden bahsediyoruz ama işte onların atalarından bir tanesi 2004 model olan bu robotik süpürge. Üst tarafta yine farklı dijital kameralar var. Bu tarafta yine bir CD çalarımız var. Alt tarafta da son dönemde Çinlilerin çok yatırım yaptığı, ürünlerin yavaş yavaş ülkemize gelmeye başladığı bir cihaz. Bu cihazın ne olduğunu tahmin edin. Neyse tahmin etmeyin ben söyleyeyim arkadaşlar. Air Purifier olarak geçiyor. Havayı temizleyen, nemlendiren cihazlardan birisi olarak düşünebilirsiniz. Çin'deki hava kirliliğinden dolayı orada Xiaomi gibi markalar bu ürünlere çok fazla yatırım yapıyorlar ama öncülerinden bir tanesi işte 2005 model olan Samsung'un Haozhen marka adı altına piyasaya sürdü. Zaman zaman farklı markalar, farklı ürünleri değişik markalarla kurgulayabiliyor. O ürünlerden bir tanesi. Yavaş yavaş videomuzun sonuna gelirken kurumsal kimlikten de biraz aslında bahsetmek istiyorum. Burada çok güzel örnekler var. 1969 ve 79'da kullanılan logolar burada. 80-92 arasında kullanılan logolar burada. Ve 93'ten günümüze gelen logolar keza burada. Aslında biraz daha yakından çekebiliriz. Burada da yine tarihsel olarak Samsung'un çalışanlarına verdiği şirket kartları, kurumsal kimlik kartları ve kartvizit tasarımları da yine burada karşınıza çıkıyor. Bunların ne olduğunu anlamak zor ama belki de belli dönemlerde şirkete olan görevini tamamlayan 30-40-50 yıllık çalışanlara verilen ödüller gibi de düşünülebilir ama çok emin değilim. Kore cihazı için ne olduğunu anlaması da zor. Gerçekten burası bir kurumsal hafıza arkadaşlar. Hem Samsung'un nasıl kurulduğu ve bugünlere nasıl geldiğini gösteriyor hem de dünyanın nasıl değiştiği ve aynı zamanda Samsung teknolojilerinin dünyayı nasıl değiştirdiğini gördük. Umarım sizler için keyifli bir video olmuştur. Benden şimdilik bu kadar. Sosyal medyada takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Sevgili dostlar, şu anda yemeğe geldik ama biz gazeteciler için ayrılan VIP yemek kısmı yerine Samsung çalışanlarının yemek yediği yere geldik. Çünkü hem burada çalışanlar ne koşullarda yemek yiyor, bunları görmek istedik hem de size de göstermek istedim aynı zamanda. Farklı yemek seçenekleri var. Burada farklı dünya mutfaklarından değişik seçenekler sunuluyor. Çalışanlar zaten kart ya da kupon sistemiyle alabiliyor ama çalışanlar misafiri varsa da ilgili çalışan o misafir için kupon çıkartarak buradan yemek almasını sağlayabiliyor. Biz birazdan pizza alacağız. Bu arada Samsung'un kampüsü içerisinde Dunkin' Donut da var. İnsanlar burada yemekten sonra kahve, farklı türlü içecekler ve tatlılar alabiliyorlar. Özellikle donut almak istiyorlar.
Danıtlar da burada. Şimdi sevgili arkadaşlar, devasa yapılar görüyoruz ama tabii insanların dinlenebileceği, rahat nefes alabileceği doğal alanlara da ihtiyaç var. Burası da Samsung'un dijital şehir içerisinde oluşturmuş olduğu ormanlık alan. Gerçekten insan gelip baktığı zaman deşarj oluyor ve rahatlıyor diyebilirim. İnsanların rahat nefes alabilmesi adına böylesine büyük yapılar arasında bir takım yeşil alanlara ihtiyaç var. Tabii mevsim itibariyle yeşilden ziyade sarı görüyoruz ama burası özellikle insanların yürüyebilmesi, koşabilmesi ve bir takım aktiviteler yapabilmesi, çalışanların daha fazla motive olabilmesi adına yapılmış güzel bir detay. Bu arada az önce arkadaşıma sordum, burası yeni yapılmış. Buraya gel, dinlen, biraz nefes al. Sonra işe geri dön çünkü sıkı işler ve zor görevler seni bekliyor gibisinden bir yorum yapılabilir. Gerçekten muazzam olmuş. Burada organizasyonlar devam ediyor. Düzenlemeler devam ediyor. Dediğim gibi burası yeni kampüs içerisinde yeni kurulmuş bir alan. Ama şu yolun güzelliğine bakar mısınız? İsterseniz biraz bu yolun tadını çıkartalım. Buranın ismi şuradan görülüyor aslında. Mavi plaka buranın ismini gösteriyor. Central Park, yani bir nevi aslında New York'a da gönderme. Çünkü New York'ta da biliyorsunuz New York yüksek yapıları, gökdelenleriyle ünlü bir şehir ve tüm o gökdelenlerin bittiği bir yer var. Aradan bir yol geçiyor ve karşı taraf yemyeşil bir orman. Aslında burada da oraya bir gönderme yapılıyor çünkü kudretli binaların Ar-Ge merkezlerinin arasında böylesine bir dinlenme tesisi kurulmuş durumda. Gerçekten güzel, renkler harika. Evet, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Gösterildiği kadar, izin verildiği kadar Samsung'un ana merkezinde, genel merkezinde, devasa kampüsünde neler var neler yok elimden geldiğince sizlerle paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar. Bu fırsat bana verildi. Aranızda bu şansı yakalayan ben oldum ama giremeyenler için ben bu fırsatı iyi değerlendirip tüm detayları sizlerle paylaşmak istiyorum. O yüzden zaten herkes çantasını bırakmışken bu devasa çantayı sürekli yanımda taşıyorum ki görüntünü, kayıt fırsatlarını kaçırmayayım. Umarım sizler için de faydalı ve güzel olmuştur. Burada da bir arkadaşımız Salıncı abimmiş. Evet, dışarıdaki işimiz bitti. Şimdi içeriye gidiyoruz ve serbest tura kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burada gerçekten yüksek teknoloji konusunda dünya çapında mühendisler var, dünya çapında isimler var. Bir kısmıyla tanışma şansı yakaladık. Umarım yeniden de tanışırız. Bunların hepsini zaten tek tek sizlere gösteriyor olacağım.